yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan cover yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda M23 Royal Pass serimizin 3. bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim Gerçekler vs Yalanlar serimiz var. 3. bölümüne geçiyoruz. Bu seferki enteresan. Yani bu birazcık acemiymiş. Onu fark ettim. Bir ona bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir hemen bir popülerliklerimizi bir okuyalım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Buz Batı var, Furkiş var, İnete ve Rejotif, AVG, Xniat, Blaze, Meno, Ahmet Şakir 42, TKM, Jaguar 21, Gamzeli Çocuk, ismi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Hemen bir iki soru var. Geçen Cadılar Bayramı'nda gelen Cehennem Ateşi Hakim'e bir daha gelir mi acaba? Gelir. Yani oyuna eski şeyleri getiriyorlar arkadaşlar. Farklı etkinliklerle beraber. Hani Mighty Fork olsun, ne bileyim normal sandıklar olsun, yükseltilebilir toplu silahların olduğu sandıklar olsun. O da gelir diye düşünüyorum. Yani gelmeyen bir şey kalmaz. Hüseyin kardeşim alırsan beni çok mutlu edersin. Oyunda sürekli kasma oluyor. Bu kasma genel olarak mı var? Bir bilgin var mı? Çünkü MS falan da normal. Teşekkür ederim şimdiden. Ya oyunda var bir problem var yani. Güncellemeden sonra bir problem var ama herkese farklı farklı. Bazılarında oyundan atıyor. Bazılarında kasma oluyor. Bazılarının cihazında problem var. Ama düzeltirler diye düşünüyorum. Böyle ara ara güncelleme getiriyorlar. Dikkat ettiyseniz güncellemeden sonra iki ara güncelleme daha geldi. Belki bir üçüncü ara güncelleme de oyuna eklenebilir. Şimdi gelelim olayımıza. Arkadaşlar bugünkü arkadaşımız bayağı acemiymiş. Şimdi geçelim arkadaşımızın videosuna. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi diyor ki M23 Royal Pass'ta böyle bir M4 deseni geliyor. Şimdi M4 deseni hepiniz istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Ben de istiyorum. Ama bu bu farklı bir M4 deseni. Neyse birazdan bakacağız. Böyle bir M4 deseni oyuna gelecek diyor. Tamam, geçelim. Böyle bir set var diyor. Şu şekilde dansı var filan diyor. Tamam mı? Sürekli emoji yapıyor bunda zaten. Bir diğeri de üst seviye kastan bahsetmiş. Bunu gösteriyor. Tamam mı? 10. seviyede gelecek diye. Ekstra da bir şey yok. Şimdi bu üçünü göstermiş. Şimdi gelelim asıl olaya. Şimdi gençler. Hemen açıyorum. Açtım. Şimdi geldik Çin'e. Biliyorsunuz. Hemen ilk başta dur. Bir dakika şuradan bir çıkalım. M4'ümüzü bir hemen çürütüyoruz. M4'ümüz arkadaşlar Çin'e gelen, nereden baksanız ilk gelen yükseltilebilir silahlardan bir tanesiydi. O gördüğünüz M4 de bu arkadaşlar. Yani yükseltilebilir silah 7 bir seviye. RP'de gelme ihtimali %0 ya da eksi mi diyeyim artık ney. Bu. Hemen geçelim diğerlerine. Kask deseni bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan almış. Gırpmış koymuş. Şu an Çin'e gelen yeni etkinlik. Şöyle de bir M4 deseni var. Allah bunu da koymamış bak. Seti koysaydı keşke şu seti. 50 seviye diye. Yeni gelen bir set bu Çin tarafına. Ve diğer set, orada gösterdiği set, o da şu arkadaşlar bak. Dans ediyor orada da. Sürekli aynısını gösteriyor. Bir daha tıklayalım. Bu şekilde. Bu arkadaşın bayağı bir acemiymiş yani. Ne diyeyim artık. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Gerçekler vs bölüm 3'te M23 Royal Pass'ta paylaşılan gerçek ya da yalan olan şeylerin karşılaştırmasını yapıyorduk. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Let's go. Hiç sevmem burayı. Ulu Eba. Ben oldum olası Libby 2 sevmem. Kesin hepsi buradan gelecek. Ya, büyük ihtimal AFK kalan var. Evet. Herkes AFK'ya vuruyor.
Beleş günde satı. Diğerleri nerede bunlar? Bilmiyorum. Sanki bir ayak sesi duyuyormuş gibi içinde. Adam burada ya. Biri nerede? Dört kişi bir tane adamı arıyor. Aha. Yeni belli etti. İsme bak. İsim ne garip. İşte. Ondan sonra PUBG Mobile nasıl izlemedi bunları? Anlamıyor ki. Ya ne ala canım sen de ya. Mermi. 53'tü zaten. Kaç? 48'e mi başlıyordu? 40'a mı başlıyordu önceden? Direkt 53. Hayır, maçta. Şu an belki öyledir de. Yok, önceden öyle değildi ya. Şarjör değiştiriyordu önceden. İşte şarjör değiştiriyorduk. O da mı değişmiş? Yani? O daha önce değişmiş o zaman. Çünkü yazmıyor güncelleme şeylerinde. Ayağından severim ben. Ha, şeyde hangarda. Ulan. Canım kalmadı burada adam DBS'de. Bir kişi, bir kişi, bir kişi. Gir, 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 bir kişi. İkisi yerde. Helal. Abi burada ne oldu? Hadi ben. Abi karıştı ya. Ortalık karıştı orada. Hüseyin beni baydılar, Hüseyin onu baydı, biri o Hüseyin'i baydı. Öyle gitti yani. Herkes kim kime dumdum orası. Adam bana, sen adamı, başka adam sana gidiyor yani. Aynen öyle. Ne haber? Gitmeyen bir işi sıktınız ha. Tabi canım, let's başlarım go. Ben. Hemen sıkıyor abi. En iyiydi. Burada. Nerede abi? Geliyor. Helal. Geliyor. Gel. Ah be. Nerede oğlum bunlar? Arkam bizim başlarının içeride abi. Şey, konteynerin içinde. Bir kişi var. Bizim başlarının içeride abi. Konteynerin içinde bir kişi. Aa, orada dedi. Evet. Aa bak, geliyor. Bak, ne arıyordu? İmza atıyordu. Sen gördük. Kendine mi attı o manyak? Oğlum. Fark etmedim ya. Arkadaş. Dararay. Ah şöyle açık alan ya. Ben şey ver açık alanı. Abi en iyisi açık alan. Ha, bu sevmediklerimden bir tanesi yalnız bu bölge. Normalde diğerlerini daha çok seviyorum ama bir tane daha farklı bir açık alan var. Ama sıkıntı olmaz umarım. Let's go. Sol bir geliyor. Hadi bakalım. Gel bakalım buraya. Nereden geliyor abi? Sen nereden geliyorsun? Koşarken gördüm. Oğlum ya, kayanın üstünde şey oldum bir anda ya. Dengesiz yakalandım. İki kişi var orada. Bak 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 bak.
Babadan. 3 kişi var burada. Bırak 3'ü. 2 kişi de 3 oldu. Yatan arkadaşı diyor beni vurtarak. Arkadaş nereden vurdun ya sen beni ya? Neyse, güzel maçtı. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.